Herkese merhabalar. Bugün elimde görmüş olduğunuz DJI'nin yeni ürünü DJI Osmo Mobil 6'yı konuşacağız. DJI Osmo Mobil 6 bir cep telefonu için üretilmiş olan gimbal. Diyebilirsiniz ki artık günümüzde cep telefonlarında ciddi anlamda stabilizasyon var. Ki burada da bir iPhone görüyorsunuz. Gerçekten stabilizasyonu iyi. Böyle bir gimbal'a ihtiyaç var mı? Açıkçası şunu söylemem lazım. Her ne kadar telefonların stabilizasyonları iyi olsa da sinematik çekimler yapmak, akıcı çekimler yapmak ve böyle göze hoş gelen, eğilme, bükülme, titreme olmayan çekimler yapabilmek için gerçekten gimbal'lara ihtiyacımız var. Çünkü elle yaptığınız çekimle gimbal'la yaptığınız çekim arasında çok fazla fark oluyor. O yüzden de bu telefon için üretilmiş olan gimbal'lar çok çok değerli. Hele günümüzde artık böyle her şeyi dijital olarak yaşadığımız ve içerik üretmenin çok değerli olduğu dönemlerde bu tarz gimbal'lar çok çok önemli. Yanınızda bir gimbal gezdirmek biraz böyle bir yükmüş gibi gelebilir size. Yani böyle işte hareketli bir parçayı yanınızda taşımak zahmetliymiş gibi gelebilir. Ama Osmo Mobil 6 bu noktada da ön plana çıkıyor. Çünkü çok küçük boyutlarda katlanabiliyor ve oldukça hafif. Yani cebinizde dahi taşıyabiliyorsunuz. DJI Osmo Mobil 6 inanılmaz derecede taşınabilir bir gimbal. Cebinize sığabiliyor, katlanabiliyor ve şu şekilde açtığınız zaman aktif hale geliyor. Sadece telefonunuzu çıkartıp bu manyetik kısmını yapıştırmanız kalıyor geriye ve gimbal gördüğünüz gibi açılıyor, kendisini dengeliyor. Eğer bir tripodda kullanmak istiyorsanız onu da yine yanınızda bu şekilde taşıyabiliyorsunuz. O da çok hafif ve yer kaplamıyor. Böylece tripodla da gimbal'ınızı kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz yerlere sabitleyebiliyorsunuz. Tabii ki Osmo Mobil 6'nın diğer güzel bir özelliği de selfie çubuğu gibi kullanabiliyor olmanız. Boyu bu şekilde uzayabiliyor ve bu şekilde kendinizi istediğiniz şekilde daha uzak mesafelerden çekebiliyorsunuz veya alt açılarda çekimlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu selfie çubuğu sayesinde de size ekstra mesafe kazandırıyor. Daha geniş bir şekilde kendinizi alabiliyorsunuz. Bu çubuğun sertliği oldukça iyi. Çok yumuşak değil. Biraz güç kullanmanız gerekiyor. Bu da aslında uzun ömürlülüğü açısından iyi. Oldukça sıkı ve sağlam ayarlanmış. Sallanma, titreme yapmıyor hiçbir şekilde. DJI Osmo Mobil 6'nın tuş yerleşimi oldukça iyi. Tek elinizle gimbal'ı kullanabiliyorsunuz ve tüm fonksiyonlarına ulaşabiliyorsunuz. Osmo Mobil 6'da gimbal'ın yönünü belirleyebileceğiniz bir joystick bulunuyor bu aşağı kısımda. Buradan gimbal'ın yönünü yukarı aşağı sağa sola belirleyebiliyorsunuz. Böyle bir joystick var. Kullanımı çok rahat ve çok çok kolay. Hemen onun üzerinde M tuşu var. Bu M tuşu gimbal'ın modlar arasında geçiş yapıyor. Bu şekilde birer defa bastığınız zaman modlar arasında geçişler yapıyor. Bu modları birazdan size detaylı bir şekilde anlatacağım. Basılı tuttuğunuz zaman gimbal'ı kapatıyorsunuz. Aynı şekilde yine basılı tutarak gimbal'ı açıyorsunuz. Gimbal'ı katladığınız zaman da kapanıp açılıyor ama bu şekilde de gimbal kapanıp açılabiliyor. Onun alt kısmında kırmızı bir şekilde kayıt tuşu var. Fotoğraf modundaysanız fotoğraf çekebiliyorsunuz. Videodaysanız videoyu çekip başlatıp durdurabiliyorsunuz. Video modundaysa bakın videoyu aktif hale getiriyor. Fotoğraf modundaysa buradan fotoğraf çekebiliyorsunuz. DJI Mimo uygulamasına geçtiğiniz zaman buradan işlemleri çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Onun alt kısmında da bir yön tuşu var. Buna iki defa bastığınız zaman yatay kullanım,
Yine iki defa bastığınız zaman dikey kullanım arasında geçiş yapıyorsunuz. Bir defa bastığınız zaman kameranın yönünü ayarlıyorsunuz. Yani arka kamerayı veya ön kamerayı aktif hale getiriyor. Kameralar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu DJI Mimo uygulamasıyla bağlı olmanız gerekiyor. Zaten cihazı açtığınız zaman DJI Mimo Bluetooth'la bağlanıyor ve isterseniz otomatik olarak devreye giriyor. DJI Mimo çok esnek, çok güzel bir uygulama. Onun detaylarını birazdan anlatacağım size. Yine şu arka kısımda da bir mandal var. Bu mandal sayesinde de bir defa basarsanız takip özelliğini aktif hale getiriyorsunuz. Tekrar bastığınız zaman takip özelliği devreden çıkıyor. Veya iki defa bastığınız zaman gimbal kendine geliyor. Yani ilk başladığı pozisyona geri dönüyor. Resetlemek için kullanacağınız bir özellik. Bu arkadaki tuşa bir kere bastığım zaman bakın yüzümü görüyor ve artık beni takip etmeye başlıyor. Takip becerisi de gerçekten oldukça iyi. Gayet güzel bir şekilde beni takip edebiliyor. Harika. Oldukça güzel bir takip özelliği var. Eğer bu noktada mesela işte biraz böyle aşağı doğru bakıyorsunuz. Gimbal yukarıya doğru bakıyor. Bunu istemiyorsanız, şimdi tekrar basıyorum, bu kaydı durduruyor. Bu defa da şöyle isterseniz yüksekliğini ayarlayabilirsiniz ve böylece daha dik bir pozisyonda durabilirsiniz. Şöyle gimbalın pozisyonunu ayarlayıp yine bu mandala bir defa bastığım zaman yine beni takip etmeye başlıyor ve takip işlemini gerçekleştiriyor. Şuradan kayıt tuşuna da basayım. Evet, gördüğünüz gibi gayet etkili bir şekilde beni takip ediyor. Böylece tek başınıza yaptığınız çekimlerde rahatlıkla kendi kendinizi buradan kaydedebilirsiniz. Bir şey anlatıyorken, bir şey gösteriyorken, hareket ediyorken sizi takip edecektir. Tabii gimbal'a basmadan da bunu yapabiliyorsunuz. DJI Mimo uygulamasında o da var. Hemen onu da göstereyim. Şu an buradan iptal ediyorum ve şeyi de durduruyorum. Şurada aşağıda bir el tuşu var. Burada elle kontrolü aktif hale getirdiğinizde yalnızca çekim mi yapsın diyor, takip edip çeksin diyor. Mesela takip et, çek derseniz bu şekilde yaptığınızda şöyle karşısına geçip elinizi kaldırdığınızda bakın geri sayıyor ve kayda başladı. Aynı zamanda da beni takip ediyor. Mükemmel, müthiş çalışıyor. İnanılmaz hızlı. Kaydı durdurmak istediğim zaman da tekrar elimi kaldırıyorum ve kayıt duruyor. Hepsi bu kadar. Mükemmel. Bu yan taraftaki kısımdan da zoom veya manuel fokus arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Geniş açıdan normal kameraya geçiyor ve buradan da tekrar zoom yapmaya devam ediyor. Bunu bu şekilde hızını ayarlayabiliyorsunuz. Zoom özelliğini aktif edebiliyorsunuz. Aynı zamanda bir kere bastığınız zaman bu defa da manuel netlemeye geçiyor. Buradan manuel fokus gerçekleştirebiliyorsunuz. Makro çekimler yaparken özellikle çok çok işe yarıyor. Buradan bu şekilde manuel fokus gerçekleştirebiliyorsunuz. Şöyle aşağıda bir noktayı mesela netlemek istersek buradan şu şekilde netleme işlemlerini manuel olarak gerçekleştirebiliyoruz. Bu oldukça esnek bir çekim avantajı sağlıyor size. Çok farklı şekillerde kullanabiliyorsunuz. Bir kere bastığınız zaman zoom moduna geçiyor. Bir kere bastığınız zaman manuel fokus moduna geçiyor. Tekrar zoom moduna geçtim. Böyle zoom çekimlerini gerçekleştirebiliyoruz. Osmo Mobile 6'da 4 farklı gimbal modu var. Bu M tuşuna basarak modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Gimbal ilk açıldığı modda follow modunda oluyor. Yani siz nasıl gimbal hareket ettirirseniz oraya doğru takip ediyor. Bir objeyi takip ederken onu yumuşak bir şekilde stabil bir dengede tutmaya çalışıyor. Bu mod en çok kullanılan gimbal modu. İkinci modda yatay çekimler için özellikle ufuk çizgisini düz tutmak istediğiniz zaman yapıyorsunuz. Ve şu şekilde yatay pozisyonu aldığınızda işte slide tarzı çekimleri yaparken bir ufuk çizgisini sabit tutmak istediğiniz zaman ya da yatay videoda takip esnasında bu modu kullanabiliyorsunuz. Veya işte selfie çubuğu gibi uzatıp alt açı çekimleri yapmak istediğiniz zaman şu şekilde. Gimbal'ı aşağı açılarda böyle slide şeklinde sürüklemek istediğiniz zaman da yine bu mod oldukça etkin bir şekilde kullanılabiliyor.
Üçüncü mod ise FPV modu. Daha az kullanılan bir mod ama özellikle böyle dar alanlarda ya da işte kaykay gibi, snowboard gibi farklı çekimler yapmak istediğiniz zaman sanki bir drone'la takip ediyormuş etkisi vermek için kullanabileceğiniz bir mod. Böylece FPV drone görüntüleriyle beraber kurguda etkili bir şekilde bunları birleştirebilirsiniz. Son mod ise pivot modu dediğimiz, yani kendi eksen etrafında dönebildiğimiz bir mod. Bunu da arkadaki joystick tuşuna basarak şöyle kendi eksen etrafında döndürüyorsunuz. Böylece farklı etkiler ortaya çıkartabileceğiniz videoları sağlıyorsunuz. Bu tarz videoları da çekebiliyorsunuz. Dinamik, etkili videolar oluşturmak için güzel bir mod. Genel itibariyle bu 4 mod etkin bir şekilde Osmo Mobile 6'da kullanılabiliyor. DJI Mimo uygulamasında kamera özelliklerine buradan ulaşabiliyorsunuz. Bu kısımdan otomatik ya da manuel kamera ayarlarına geçiş yapabiliyorsunuz. Genel itibariyle sosyal medyaya içerik üretirken otomatik modda gayet rahat çalışabilirsiniz. Burada çekim modlarını ayarlayabilirsiniz. 4K, 1080p, işte 4K, 60p, 25p gibi bu ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Buradan bir takım ayarlamaları gerçekleştiriyorsunuz. İşte kılavuz çizgileri, beyaz ayarı, flash vesaire gibi buradan ayarlamalarınızı gerçekleştiriyorsunuz. DJI Mimo uygulamasında aynı zamanda burada tabii ağır çekim özellikleri, farklı zoom, dinamik zoom özellikleri gibi özellikler de var. Hyperlapse gibi çekimler yapabiliyorsunuz. Timelapse çekimleri yapabiliyorsunuz. Slow motion, ağır çekimler, hızlandırılmış çekimler. Panoramik çekimler yapabiliyorsunuz. Bu şekilde 3'e 3 veya farklı formatlarda panoramik çekimlerde gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunu otomatik olarak yapıyor. Şu şekilde basıyorum ve bakın kendisi panoramik çekime başlıyor. Evet, çekim işlemi bittikten sonra fotoğrafı düzenliyor ve gösterdi şu an. Gördüğünüz gibi bir panoramik çekimde gerçekleştirdik. Hikaye modu var. Burada DJI Mimo uygulamasının içerisinde çok ilginç, çok güzel hikayeler var. Hazır hikayeler. Bunlardan bir tanesini seçip buradaki yönergelere göre bir hikaye oluşturabilirsiniz. Eğer kafanızda hazır bir şey yoksa buradaki stilleri kullanarak kendinize güzel hikayeler de yapabilirsiniz. Bu şekilde kurguyu da kolaylaştırıyorsunuz. Çekimleri de kolaylaştırıyorsunuz. Çok rahat, esnek bir çekim yapabiliyorsunuz. Bu hikaye kısmından rahatlıkla bunları yapabiliyorsunuz. Fotoğraf ve video modu zaten standart olarak var. Buraya bastığınız zaman fotoğraf çekiyor. Video modundaysanız videoyu durdurup başlatabiliyorsunuz. Oldukça esnek bir şekilde bunları kullanabiliyorsunuz. Bu videoda bugün sizlerle DJI Osmo Mobile 6'yı konuştuk. Daha detaylı bilgi için aşağıya linkleri bırakıyorum. Satın almak ve incelemek için o linklere bakabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.